TV1 ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem Özel Programı ile karşınızdayız. Bu hafta Gündem Özel Programı'nda çok değerli bir konuğumuz olacak efendim. Ahilik haftasını konuşacağız. Ardından esnaf ve sanatkarın beklentileri, sorunları, dile getirmek istedikleri neler ve tabii ki de KESOB'un faaliyetleri konumuz olacak. Çok kıymetli bir konumuz var demiştim. Hemen konumuzu sizlere e, tanıtmak isterim efendim. KESOB Başkanı Şeyh Odakır bizlerle birlikte olacak. Başkanım hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler deyiz. Allah'a. Ahilik haftası kutlamaları oldukça yoğun geçiyor. Evet. Dün de yılın ahisi seçildi, haftana giydirildi, güzel etkinliklerle karşı karşıya kaldık. Evet. Çok güzeldi. Ahilik nedir başkanım? Bunlarla başlayalım dilerseniz. Bir kültür, bir gelenek, geçmişten günümüze gelen bir gelenek ve kültür ve yaşatılması gereken bir gelenek evet. düşünüyorum ben. Siz söylersiniz? Evet. söylersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum Tuğba Hanım. Şimdi ahilik denince aklımıza hepimiz, ben bir esnaf, evet. yani 12 yaşında sanayiye başladım. Mesleğim kaborta. E, halen iş yerim devam ediyor. E, yanımızda çalışan kardeşlerimiz var. E, i̇lkokulu bitirdik. E, sanayide bir kabortacı çırağı olaraktan başladım. Kalfalık, ustalık derken kendi iş yerimizi kurduk. Ve e, bu esnada tabii ki e, bizi bir hamuru düşünün. E, hamur gibi ustalarımız, büyüklerimiz yoğurdular. E, nasıl yoğurdular? E, tabii ki önce ustaya karşı büyüklerimize karşı saygı, küçüklerimize karşı sevgi. E, burada e, dürüst olmak, doğru olmak, tabii ahilin e, kurallarından e, yanlış yapmamak. E, tabii büyüklerimizin e, ahi evranın bir sözü var, eline diline beline sahip çık e, şekliyle bu e, üslubuyla e, harekette. E, burada gerçekten e, aldığımız Eğitimle e, sanayitesindeki testindeki kendimden bahsediyorum. Aldığımız eğitimle biz de bizden gelecek e, gelen e, kardeşlerimize, işte e, çıraklarımıza, kalfalarımıza, ustalarımıza aynı ne gördüysek onu veriyoruz. Yani e, önce tabii ki dürüst olmak gerekiyor. Yaptığın işte hile yapmaman gerekiyor. Neyse onu söylemen gerekiyor. Yaptığın işin arkasında durman gerekiyor. İşte sevgi, saygı e, büyüklere karşı, küçüklere karşı bunlar e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ahilik sadece biz şöyle düşünüyoruz Tuğba Hanım. Yani şimdi e, bu Ticaret Bakanlığımızın e, her yıl düzenli olaraktan Eylül ayında e, ahilik kutlamalar yani bu Türkiye genelinde yapılan bir kutlama sadece ilimizde Kayseri'de değil e, Türkiye genelinde yapılıyor. E, bu kutlamalar e, e, Eylül ayında hafta e, bir hafta boyunca yapılıyor diyelim. E, dün başladı ayın 18'inde, 24'üne kadar bu kutlamalar yapılacak. Yani bu e, ahili hatırlamak e, sadece bir hafta değil. Ahili e, 365 gün yaşamak gerekiyor, dolu dolu yaşamak gerekiyor. Yani burada e, anlatılacak ahilikle ilgili e, çok şeyler var. Yani biraz önceki söylediklerim gibi güvenilir insan olmak, işte toplumda örnek insan olmak, yaptığın işlerle, icraatlarla, duruşunla bunlar çok önemli. Ne oluyor? Sizden, biz hep büyüklerimizden gördük. Benim ustam gerçekten bir ahiydi ustamdan gördüğüm, sadece usta değil, e, bulunduğum yerde sanayitesinde komşularımız, büyük ustalarımız öyle yanlarında e, sigara içmek, bir saygısızlık yapmak. Önce ustadan önce e, komşumuz e, bizi e, terbiye altına alırdı. E, yani e, bunlar e, tabii sadece sanayitelerinde değil, e, bütün meslek e, mesleklerde, esnaf ve sanatçılarda diye düşünmeyelim yani İnsanın yaşadığı bütün her yerde e, Ahi gibi yaşamak zaten dürüst bir şekilde doğru bir şekilde yaşadıktan sonra her şey güllük gülüsallık oluyor. Yani burada e, ticaret bakanlığımız biraz önce dediğim gibi her yıl düzenli olaraktan Eylül ayında hafta e, bir hafta kutlansın istiyor. Yani biz de dün itibariyle e, başladık e, şehrimizde bu yıl, yıl yılın ahisi e, Yahyalı'dan e, bir ustamız traktör tamircisi, motorcu bir ustamız e, seçildi. E, tabii burada e, diğer odaların ahi adayları e, da vardı. 41 odamız var. Evet. E, 33 bin esnaf sanatkarımız var Kayseri'de. E, yaklaşık 50 bin esnaf sanatkarımız var Kayseri'de ama e, bunun nereden baksan e, 17 bini e, sicile kaydı yok. Yani maliye kaydı var ama sicil kaydı yok. Ama 33 bininin e, esnaf sanatçılar odalar birliğine sicile kayıtlı e, esnaf ve sanatçılarımız. E, burada e, 41 odamızdan Esnaf Sanatçılar Odalar Birliği'ne 41'den 41 tane ahi e, belirliyor. her oda. örnek veriyorum ben 30 sanatçılar odasının ayrıyetin ayrıca başkanıyım. E, bizim odamızın da ahisi var kendi e, yaklaşık e, 2200 civarında üyemiz var odaya kayıtlı bunun içinden biraz önce dediğimiz gibi bulunduğu yerde örnek yaptığı işlerle duruşuyla örnek bir insan Şüprü Şükrü Kara Osmanoğlu'nu seçtik biz kendi içimizde bütün odalarda belirledi, Esnaf Sanatyalar Odalar Birliği'ne e, gönderdi. Biz de orada üçe düşürüyoruz bu e, adaylardan. Üç kişi e, belirliyoruz komisyonda. O üçü e, valilikte bir e, komite e, komisyon kuruluyor. E, vali yardımcımızın e, başkanlığında e, işte ticaret odasından, sanayi odasından, esnaf sanatyalar odalar birliğinden e, ne bileyim Üniversitelerden bir komisyon kuruluyor. Orada üç teke düşüyor. Burada yılın ahisi şehirde belli oluyor. Şu anda yılın ahisi dediğim gibi Yahyalı'dan bir ustamız. Bu ayrıyetinde Türkiye'de yılın ahisi Tabii. belirleniyor. O da Kastamonu'dan yani Türkiye'de yılın ahisi Kastamonu'dan belirlendi. Bir yılda daha önceki yıllarda herhalde üç yıl gibi oldu. Yine Develi'den bir ustamız belirlenmişti. O Türkiye'nin ahisiydi. Terzi bir amcamız belirlendi. Şimdi bu faaliyetlerimiz yani program nedir diyecek olursak dün itibariyle işte Çelek sunumu meydanda. Ardından Sayın Valimizi ziyaretimiz, ardından Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaretimiz, burada Esnaf Sanatyalar Odalar Birliği'ne ait bir müzemiz var. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde bir müze yapıldı orada esnafların daha önceden işte el aletleri falan onların sergilendiği bir müzemiz var. Onun önünde bir ahilik kutlaması, il protokolunun da katıldığı bir ahilik e, kutlaması e, düzenlendi. E, ardından e, yine e, çıraklarımız işte Ayşe bal döktü çıraklık okulunda orada e, sanayitlerinin olsun. E, berber gibi, berber kuaför gibi e, yerlerde çalışan çıraklar, kalfalar e, ziyaret ettik orada. Onlarla bir a, ahi e, pilavı e, yendi. E, ahi helvası ikram edildi. E, oradan, oradan ayrıldıktan sonra Esnaf Sanatyalar Odalar Birliğimizde e, yine e, odaların belirlediği o ahiler, ahi adaylarıyla e, onlara e, bütün oda başkanlarımız kendi ahilerine plaketlerini verdiler. Çünkü odaların ahiler olduğu için plaketler verildi. Ardından 3 tane vitrin belirledik bu komite kanalıyla şehirde. Burada bir isim vermeyeyim reklam olur belki ama bir tane pastane belirlendi. Bir kuru yemişçi bir de tesbihçi vitrin düzenli şekilde olan 3 vitrine onların plaketini, çiçeklerini, ödüllerini verdik. Akşam üstü saat 5 gibi de Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan evet. Bey buradaydı. Esnafımızın, sanatkarımızın odaların sorunlarını, sıkıntılarını dile getirdik. Biliyorsunuz orada kendisi de Develli, evet. Kayseri'li 6. sırada milletvekili evet. adayımızdı. Evet. Kısmet olmadı ama bakan yardımcısı daha önce... Maliye Bakan Yardımcısıydı. Şimdi Ticaret Bakan Yardımcısı. O sorunlarımızı dile getirdik. Yaklaşık iki saate yakın bir toplantı oldu. Çok da verimli bir toplantı geçti. Zaten biz dosya halinde daha önceden sorunlarımızı, sıkıntılarımızı sürekli dile getiriyoruz. Bunları sorun sıkıntı demeyelim ama çözülecek şeyler. Tabii ki orada Ankara'da işin başındaki insanlara da buradaki eee ne varsa çözülmesi gereken onları bildiriyoruz zaman zaman. Onlar da geldiler. Yerinde e, Esnaf Genel Müdürümüz e, vardı. Esnaf Genel Müdür Yardımcısı yardımcısı vardı. E, dünkü program o şekilde e, bitti. Bugün herhangi bir programımız yok Kayseri'de. Ama yarın itibariyle e, borsamızda bir program var. E, ticaret borsamızda onların belirlediği kendi üyelerinden belirlediği bir ahi en kafkanı giydirilecek. Orada bir program var. E, Çarşamba günü. E, Perşembe günü de aynı burada yapmış olduğumuz e, programı e, kutlamayı e, Develi ilçemizde yapacağız. E, her yıl düzenli olaraktan bir ilçemizde e, yapıyoruz bunu merkezde olduğu gibi ilçelerde de yapılıyor. E, geçen yıl e, Sultan anında e, yapılmıştı e, Sayın Valimin isteği üzerine. Orada da gerçekten çok güzel geçti. Sultanhanı'ndaki yapılan e, ahili kutlaması e, çok güzel geçti. E, bünyan e, evet. e, bağlantılıydı. İşte e, Bünyan'da yapılması gerekiyordu. Sultanhanı'nda yapılsın dendi. Her yıl düzenli olarak da yapıyoruz. E, yine e, o gün e, şeyden sonra yani Develi'deki programdan sonra e, program orada bitmiyor. Devam ediyor. Cuma günü yeni sanayide Ahi Evran Camimiz var. Yani bu bir hafta boyunca programlar devam ettiği için Ahi Evran Camimizde yine esnafların sanayitesinde bir araya gelerekten yapmış olduğu güzel bir merkezde camimiz var. O camide mevlüt okunacak. Cuma namazından önce mevlüt okunduktan sonra Cuma namazını eda edeceğiz. Saat 2'de e, ticaret odamızın e, kaftanı giydirilecek. Orada ticaret odamızda bir program olacak. E, ardından e, cumartesi günü e, saat 5'te Kırşehir ayağı var. Biliyorsunuz Ahi Evran e, Kayseri'de e, yaşamış. E, İran'da e, dünyaya gelmiş. Bu Azerbaycan'la İran arasındaki yerde dünyaya gelmiş. Oradan buraya göç etmiş. Burada Kayseri'de faaliyetlerde bulunmuş. Ardından mezarının Kırşehir'de olduğu söylenir ama halen daha belirli bir mezarı yok. Yani Konya'ya geçmiş buradan. Konya'dan sonra oraya geçmiş. Tabii o zamanlar o durumlarda farklı şeyler varmış. Görüşte insanlar varmış. Bir yerde öyle yaşamak kolay değilmiş. Derken e, Kırşehir'de. Şimdi e, bu işe Kırşehir sahipleniyor. Biz sahipleniyoruz ama e, bu işin ahiliğin doğuş yeri e, Kayseri. E, buradan e, dalga dalga yayılmış. Eşi Fatma Bacı e, da e, burada hanımlarla ilgili, bayanlarla ilgili teşkilatları kurmuşlar. E, yani o gün... Orada e, cumartesi günü saat 5'te de e, genelde e, Cumhurbaşkanımız müsait olduğunda bu o programa Cumhurbaşkanımız katılıyor ama e, katılamadığında da Cumhurbaşkan Yardımcısı e, katılıyor. E, i̇nşallah Ahilik Haftası cumartesi günü e, sona e, erecek. Yani ben şunu demek istiyorum yani biraz önceki de dediğim gibi Ahili sadece bir hafta yaşayıp bir hafta hatırlamak değil. Tabii. 365 gün Hepimizin yaşaması gerekiyor ahili. Dün e, Sayın Memduh Büyükoluş'ta Memduh Başkanımız aynı şeyi söyledi aslında programda. Ahilik sadece e, ticarete uğraşan kişilerin değil bütün insanların ahilik evet. felsefesiyle evet. donatılması gerekiyor dedi. Evet. Çok kıymetli gerçekten. Evet. evet. Sizin de söylediğiniz gibi. Evet. Efendim şimdi ahilik etkinlikleri kutlamaları uzun sürecek. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. E, Kayseri'de esnaf ve sanatkarın durumuna gelmek istiyorum. Yani ekonomik, ekonomik koşullar, yaşanan süreç nasıl sizce nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi Tuba Hanım tabii ki ben de bir esnafım evet. ticaret yapıyoruz kendi işim yerim var şimdi dünyada bir dalgalanma var sadece bunu şehrimizde bulunduğumuz şehirde düşünmeyelim yani ne bileyim Türkiye genelinde düşünmeyelim yani bütün ülkelerde bu ...ekonomik bir daralma, bir sıkıntı var. Bunu hepimiz görüyoruz, hepimiz biliyoruz. E şimdi bu... ...biz sadece şunu söylüyoruz. Burada esnaf sanatçılar... ...olaraktan... ...şimdi sattığımı yerine koymam lazım. Şimdi... ...bu... ...pahalılık deniyor. Yani zamlar tabii ki zam gelebilir. Birbirine uyum sağlaması... ...aldığımızda sattığımızı dengelememiz gerekiyor. Ama burada... E ...şimdi... Satıyorum, yerine koyamazsam bu sefer eriyorum, bitmeye doğru gidiyor. Bunu da sattığımı yerine koymam lazım. Benim de yani bu ticareti yapabilmem için. ha e, Siz de biliyorsunuz e, burada Erkilet Havaalanı'nda e, gurbetçileri karşıladık. E, geçtiğimiz yıla bakarsak yani bu ticaretin bir şeyi, Geçtiğimiz yıla baktığımızda e, gurbetçilerde o kadar bir hareketlilik yoktu bu yıl. Geçtiğimiz yıl daha iyiydi. Yani nedir bu? Pandemi e, sürecinden çıktık. Tabii. E, öyle olunca e, yurt dışından gelen gurbetçiler daha fazlaydı. Daha çok hareketliydi ama e, bu yıl çok işin gerçeği umduğumuzu bulamadık. Bir de o eski Gurbetçiler de kalmadı Tuğba Hanım. Yani şimdi örnek veriyorum bir ilçemizden, bir köyümüzden giden eski gurbetçi abimiz, büyüğümüz. O özlem çekiyordu köyüne, ilçesine dönmek için orayı görmek için. Ama şimdi onlar ikinci nesil, üçüncü nesile dönünce artık onlar çok özlem çekmiyor. Çünkü... O köyde yaşamadı, o topraklarda yaşamadığı için o köz, köyün özlemini bilmiyor. Onun için de birçok e, sahil bölgelerine tatile geliyor. Oradan tekrar bırakıp gidiyor. Yani Türkiye'ye gelmiş, tatili yapmış, gitmiş oluyor. E, onun için e, bu sene çok e, kurbetçilerde bir hareketlilik yoktu. Ama e, çok şükür, yani şimdi... Tuvanım şöyle bir şey var. Biraz önce dediğim gibi ben de ticaretle uğraşıyorum. Allah'a çok şükür. Bakın benim de servisim var. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyorum. İnanın sırada araba araç yapıyoruz. Yani yetişemiyoruz. O kadar da yoğunluğumuz var. Yani şimdi ağlamaya da gerek yok. Biraz da kendimizden olan şey bunlar. Yani arayış içinde olmamız lazım. Şimdi bulunduğumuz yerde sürekli beklersek, kendimizi esnaf sanatkar olarak yenilemezsek bit, bitmeye mahkumuk. Biteriz yani. Ama sürekli bulunduğumuz yerde kendini, ya işte ben şuraya şunu koyayım da aza kanaat etmiyoruz. Bakın bunu ben de eleştiriyorum yani. Şimdi hep derler ki %15 ile %20 ile kallerle. Değil. Buna hiç e, razı gelmiyoruz. Yani yüzde %50, %100, %200 kendilere bakıyoruz. Ya böyle bir kar yok. E bu sefer de kanaatsizlik oluyor. İş yok, güç yok. Yani Allah'a çok şükür işimiz de var, gücümüz de var. E, bir sıkıntının da olduğunu ben çok düşünmüyorum açık söyleyeyim. Yani ben de bir esnaf sanatçılarım başkanıyım. Ben de ticaretle uğraşıyorum. E, Birçok, bakın sanayi sitesinden, sanayitelerinden, otomotiv sektöründen örnek verecek olursa bütün ustalarımız gerçekten faaliyette ve şu anda sırada araç yapıyorlar yani o kadar yoğun çalışıyoruz diğer meslek grupları da öyle bir sıkıntının olduğunu çok fazla düşünmüyorum evet. yani ben. Siz bu açıdan bakıyorsunuz belki başkanım geçtiğimiz haftalarda mesela ekmeğe zam geldi. Evet. Birazcık da zamları da konuşmak lazım. Onu da söylemek lazım diye düşünüyorum ben. Mesela bunlar da var bir yandan. Çünkü artan maliyetler de var. Üzerine gelecek koşullar da var. Şimdi Tuğba Hanım ekmeğe tabii ki oturuyoruz. İstişare, yani istişare evet. yapıyoruz. Esnaf sanatçılar Odalar Birliği de bu işte ekmeğe zam olayında Esnaf Sanatyalar Odalar Birliği Ticaret Odamız, ondan sonra Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız hep birlikte bir karar veriyoruz. Ekmek 5 liraydı 6,5 olsun dendi. Yani diğer illerde 8 lira, 7 lira, 7,5 olan var diğer illerde. Ama şöyle baktığımızda tabii ki bu maliyet artışlarından dolayı yani bu Ekmek çok önemli biliyorsunuz. Niye evet. önemli? Herkesin sofrasında bulunan bir temel şey. Temel madde. Yani Kemal evet temel madde bu e, ekmek. Yani diğer ya olsa da olur, olmasa da olmaz e, fakirin, zenginin, herkesin sofrasında e, bulunan e, bir durum. Yani şimdi burada e, baktığımızda e, tabii ki fırıncılar odası başkanım, yani diğer fırıncıların hepsi. ya yani Zaten bu fırıncılar federasyonu falan Ankara onaylıyor bilmem ne yapıyor. Hadi ekmeğe zam yapalım demeyle zam yapılmıyor. Birçok araştırması var Tabii ki ona bakıyorum. Bir de şurada bir şey var. Geçen yıl biz aynı zamanda üreticiyiz. Şimdi buğdaya bakıyorum 7 lira, 8 lira, 9 lira, 10 lira civarı. Geçen yılda işin gerçeği aynı fiyatlardaydı. Ama buradan neyi zamlandırıyor bunu? askeri ücretin artması. Tabii ki e, fırıncı kardeşimiz yanında eleman çalıştırıyor. E, bunun sigortasının atması bunlar hep maliyet getiriyor. E, i̇şte mayaya gelen zam, elektriğe gelen zam, yakıta gelen e, zam, ne bileyim doğalgaza gelen zam. E, bunu birçok fırın e, dağıtım yapıyor ekmeğe. E, yakıta gelen işte mazotlu benzine gelen zamlar bunu etkiliyor. Ama buradan çiftçiye baktığımızda inan. ...biraz önce dedim ya aynı zamanda üreticiyiz biz... Tabii. E, ...çiftçi de para kazanamıyor... ...yani e, diyor ki ya... ...geçen seneki sattığım... E, ...buğday... E, ...buğdaya bakıyor aynı fiyatlarda... E, ...bu sefer çiftçi tarafından bakıyorsun... E, gübreye ...zam gelmiş... ...yakıda zam gelmiş... E, ...ilaca zam gelmiş... E, ...her şeye zam gelmiş ama... E, ...buğday fiyatı aynı fiyatlarda... ...ha burada... Devletimize teşekkür ediyorum. Burada tabii ki desteklemesi var devlet. Yoksa çiftçi de ayakta kalamaz. Yani e, burada niye? E, mazot desteği veriyor. Örnek veriyorum. Gübre desteği veriyor. Ondan sonra e, 1 lira örnek veriyorum. E, 8 liraysa buğday, e, 1 lira da e, devlet desteği var. 9 liraya alıyor. E, burada o desteğe vermezse çiftçi de ayakta kalamayacak. E, onun için e, burada aslında e, zamlar bir sever olsun herkes ayak uydurur. Ama e, burada e, ben e, devletimizin e, ne bileyim e, yetkililerine de sesleniyorum. E, Kontrollere sıklaştırılması gerekiyor. Yani kanun var ama uygulamamız gerekiyor. Bu boşluğu yakalayan insanlar e, görüyorsunuz işte otomotiv sektöründe e, araç bulamıyorduk. Araçlar bir yerlere depolanmıştı. şimdi ikinci el araçlar tavan yapmıştı. Şimdi ikinci el araçlarda düşme var. Sıfır araç bulamazken sıradayken şimdi sıfır araç alabiliyoruz. Yani bu kontrollerin Denetle, denetimlerin iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. O da tabii devletimizin tabii. yetkililerine evet. çok iş düşüyor. Evet. Başkanım Kayseri'de açılan ve kapalan işletme sayılarında oran nedir? Mesela bazen görüyoruz. İşte kapanan işletme sayılarını görüyoruz. Açılanlar herhalde kapanan kadar açılan da var diye düşünüyorum. Nasıl gidiyor süreç? Açılan daha fazla. Öyle mi? Ee, şimdi sadece ben Ağustos ayını vereceğim Tuğba Hanım. Ee, 600 e, 6 kişi yani biraz önce sicilden çıkarttırdım. 600 6 kişi e, kayıt olmuş. İş yeri açmış. E, 156 kişi de iş yeri kapatmış. Bakın buradan 606'yı görmezsek 156 kişi iş yerini kapatmış dersek yanlış yaparız. Bu neden dolayı kapatıyor? Şimdi 606 kişi demek ki iş yapmak için e, iş yerleri açılıyor. E, 156 kişi de işte emeklilikten, işi bırakma başka iş yapmaktan bilmem ne... Ama oranlamaya bakarsan 606 kişi bayağı bir iş yeri açan var. Yani kafadan sayısı çok düşük. Evet. Genellikle bu yeme içme sektörü başkanım? Neye göre dağılıyor? Mesela oran ne? En fazla oran? Ee, Şehir mi? Ee, evet. Alan. Alanlar. Ee, alanlar e, şöyle söyleyeyim. E, bu sanayi bu otomotivle ilgili. Evet. Ondan sonra e, yine çarşıda bakkal gibi. Evet. Şimdi biz hep diyoruz ya ya işte marketler, bakkalları bitiriyordu ya ama mahalle aralarında bakkal gibi falan yerler e, açılması oluyor. gerekiyor, evet. olması gerekiyor. Yani bütün sektörlerde var e, hareket var. Evet. E, yani kapatan sayısı çok düşük. Evet. Şimdi açı, açılan. Şöyle baktığımda %10'lara yüzde onlara falan geliyor yani kapatan. Evet. Peki esnaflar demişken son zamanda daha en çok tartışılan konu da. Bu şey, göçmenlerin açtığı iş yerleri. O çok tartışılıyordu bir ara. Kayseri'de durum ne bu noktada? E, Tuğba Hanım, şu anda e, 400 iş yeri var. Yaklaşık 400-405 civarında. E, kayıtlı olan değil mi? E, kayıtlı, evet. Sicile kayıtlı. Evet. E, şimdi burada biraz önce dedim ya e, Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'ne e, kayıtlı 33 bin esnaf sanatkar var sicile kayıtlı. E, maliye'den aldığımızda maliyeye kayıtlı maliyesini açtırmış ama o da kaydı yok. 17 bin civarında da e, kayıtsız var. Sicil kaydı olmayan var. Burada da yine tabii ki yabancı uyruklu kişilerde de o da kaydı, sicil kaydı olmayan iş yerleri var mıdır? Maliye kaydını yaptırmış ama o da kaydı mecburi olmadığı için evet. yaptırmayabiliyor. Aha nedir? Kredi alacağı zaman, resmi kurumda bankada işi olduğu zaman o da e, kaydını istiyor. Sicilden evrak getir diyor. E, onların e, 400 civarında e, burada e, bakkal gibi e, şeyler 180 civarında bakkal var. E, diğer 220 de diğerleri. Yani 400'ün 220'si diğerleri 180 kişi de bakkal, e, mahalle aralarında bakkallar. E, burada e, bizim rahatsızlığımız ya e, tabelalarda yabancı ismin olması e, bundan e, esnaf sanatkar olaraktan biz rahatsızız. Yani biz Türkiye'de yaşıyoruz yani. Bu e, Suriye'de yaşamıyoruz. Zaten bir yerde e, bir bakkal, bana bir şey açıldığında herkes kimin açtığını biliyor. Yani oraya tabelaya Suriye Suriye'ce yazmayla ee, o müşteri oraya gelecek değil. Ee, bunun e, tabelalara tamamen esnaf sanatçılar olarak biz karşıyız. Burası Bununla ilgili bir girişimimiz oldu mu? Bir yazı falan e, nasıl? Gerekli bir? yerlere bildiriyoruz evet. bunu. Ee, bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Ee, tabela Türkiye'de neyse TC çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti altında yaşıyorsa herkes bu ülkenin ölçülerine, stand standartlarına evet. uymak evet. zorunda. Yani onun için yabancı tabelalara çok sıcak bakmıyoruz Tuğba Hanım. Evet son zamanlarda Türkiye'de en çok tartışılan konuların başında geliyor tabelaların Türkçeleştirilmesi noktası. Sadece bu Arapça yazıların değil diğer yazılar da olabilir yani mesela Rus uyruklu bir vatandaş gelip burada bir şey açtığında da aynı şeyi tavır göstermesi lazım diye düşünüyoruz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkçeleştirilmesi, tabii. tabelaların Türkçeleştirilmesi çok tabii, kıymetli. Tabii. Tuğba Hanım burada sadece ha, Allı, Suriyeli kardeşlerimiz tabii. ama burada İranlı kardeşlerimiz de var. Irak'lı kardeşlerimiz de var. Afganlı kardeşlerimiz de var. Ya ama e, ağırlık Suriye. Evet. Başkanım o da faaliyetlerine, keso faaliyetlerine geçeceğim yavaş yavaş. Yeni hizmet binası noktasında bir girişim var galiba. Onu konuşmak isteriz. Ee, şimdi e, Tuğba Hanım, e, ben e, göreve geleni yönetim kurulundaki kardeşlerimle birlikte. E, göreve gelmeden dedik ki Kesoba ait e, bir kendine ait bir hizmet binasının olmasını tabii ki canı gönülden bir esnaf sanatkar olaraktan biz istedik. E, şöyle, e, diğer şehirlere diğer illere gittiğimizde e, gerçekten bir ticaret odamızın, sanayi odamızın ticaret borsamızın nasıl kendine has, kendine ait bir yeri varsa e, Esnaf sanatçılar Odalar Birliği'nin de diğer illerde çok güzel binaları var. E, bu konuda Kayseri olaraktan Kendimize ait bir bina yapamaz mıyız? Elbette yaparız. Ama burada daha önceden benim bulunduğum Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde Mustafa Alan Başkanım yıllarca tabii görev yapmış. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Esnafın, sanatkarın üzerinde çok büyük emeği var. Şimdi bunu inkar edemeyiz biz şimdi ondan aldığımız tecrübeleri, bilgileri tabii büyüklerimizden ne gördüysek biz de onları uyguluyoruz. Tabii uyguluyoruz derken şu da var. Eğer usta, şöyle söyleyeyim. Çırak ustayı geçmezse sanat ölür. Biz de ustamızdan daha ileriye gitmemiz lazım ki esnafa bir şeyler verelim. Sanat esnaf sanatçılara bir şeyler verelim. Zamanında Mustafa Alan Başkan'ın bu şu andaki mevcut bulunduğumuz 300 metre birinci kat şey ikinci kat 300 metrede e, üçüncü kat iki ve üçüncü katlar bize ait orada evinin arkasında yerimiz e, şimdi burada e, 300-300-600 metrekare ama e, bize yetmiyor çünkü biraz önce dedim 33 bin esnaf sanatkarın bağlandı 41 odanın bağlı olduğu bir yer e, burada hizmet vermemiz lazım burada projeler üretilmesi lazım. Onun için de söz verdik arkadaşlarımızla kardeşlerimizle birlikte dedik ki bu şehre güzel bir hizmet binası kazandıracağız dedik. Biraz önceki söylediğim katın birini Mustafa Alan Başkanım almış birini de Nihat Eli büyük diye bir amcamız vardı bizim büyüğümüz sanayici o da otosanatçılar odasının başkanlığını yaptı daha önce kesip başkanıydı o almış. Ama şimdi yetersiz. Tabii o tarihte, o yıllarda bu kadar üye sayısı yokmuş. O zamanlar dernekmiş, daha küçükmüş. Sonradan oda statüsüne gelmiş odalar. Derken alan genişleyince artık yetersiz hale gelmiş. Burada araştırdık. Tabii hazır bir bina olsun dedik. Baktık. Kafamıza yatkın bir bina bulamadık. Ee, şeker Karagolu e, var, bilirsiniz. Daha önceden vardı. Evet ee, Şeker fabrikasının hemen girişinde, bu taraf kapıda. Ee, şeker fabrikası iki kapı biliyorsunuz, şehir tarafındaki kapıdan girişte. E, orada e, şeker karagolu vardı. E, o karagolun yeri emniyet müdürlüğünde, İçişleri bakanlığındaydı. E, bunun e, takibini yaptık. E, İçişleri Bakanlığından işte emniyet e, müdürlüğümüzden. Toki'ye geçti. Toki'den de aldık. Şu anda Kesob'un yani Kayseri Esnaf Sanatçıları Odalar Birliği'nin adına geçti tapusu. Şu anda orada plan ve projelerin yapılması gerekiyordu bir an önce. Plan nedir? 5000'lik planın değişmesi gerekiyor orada. Çünkü ismi karakol. Yani Şimdi sistemden girdiğinde karakolu olarak evet. görürsün ama 1 bölü büyük şehir planında oranında hizmet alanı olaraktan planlanması gerekiyordu. Hizmet binası arsası olaraktan. Şimdi o bitti, askıdan indi. İnşallah şu anda projeye de çalışıyoruz. 500 metre bodrum, 500 metre zemin artı iki kat şekliyle dört katlı 2000 metrekare bir inşaat alanı olan e, Kayseri'mize, şehrimize 33 bin esnaf sanatkarımıza yakışan bir hizmet binasını inşallah yapacağız. Bu esnafımıza kazandıracağız. Şu anda e, onun takibini yapıyoruz. Evet efendim. E, KESOB'un faaliyetlerinden bir tanesi de kooperatifcilik eğitimleri. Bunlar yapılıyor. Evet. E, bunun için neler söylersiniz? E, şimdi e, Tuğba Hanım e, burada bir kooperatifimiz var. Ben aynı zamanda bir kooperatifin başkanıyım. Ee, bu kooperatifin evet. SES'e otomatik sercisi, küçük sanayiçesi yapı kooperatifi. Biz aynı zamanda e, inşaat e, yapıyoruz. İnşaatın altısı yapıyoruz. İnşaat yapıyoruz derken müteahhitlik yapıyoruz. E, yapmıyoruz bunu yanlış anlaşılmasın. Esnafımızın, sanat, evet. sanatkarımızın yararına olan işleri yapıyoruz. Sanayiçelerinde artık 50 metre 100 metre iş yerleri bittiği için bir kooperatif e, kurduk. Daha büyük metre karelerde 600 metre, 1200 metreden oluşan oto otoservisleri sanayitesini kurduk. Bu kooperatifin başkanı bir genel kurulda e, bakanlık temsilcileri geldiğinde dediler ki kooperatiflerin de artık eğitim alması gerektiğini söylediler. E, peki nereden alacağız, nasıl olacağız, de, den, olacak dendiğinde e, Sakarya'da e, bir e, esnaf sanatçılar odalar birliği yetkiyi almış sistem üzerinden online'lı bağlanıp buradan eğitim veriliyor şekli oldu. Peki biz o eğitim oradan mı alacağız? Evet dedik ki ya yani, Sakarya'da bir esnaf sanatçılar odalar birliği bu yetkiyi alırsa biz niye Kayseri olaraktan alamayalım dedik. Bakanlığa gittim. Bakanlıktan şey yaptık. Evraklarımızı falan tamamladık. Burada tabii eğitimi esnaf sanatçılar odalar birliğinin öncülüğünde ama Erciyes Üniversitemizin hocaları veriyor eğitimi. Çünkü alanında, kooperatifçilik alanında kendini geliştirmiş, yetiştirmiş hocalarımız veriyor. Onlarla da görüştük Erciyes Üniversitemizin rektörüyle. Sağ olsun onlardan şu anda eğitimleri veriyorlar. Bugüne kadar 66 kooperatife eğitimini verdik. Sertifikalarını vereceğiz inşallah. O şekilde bölgede şu anda tek e, olaraktan biz, Esnaf Sanatçılar Odalar Birliği olaraktan biz veriyoruz eğitimleri. Eğitimler devam ediyor. tabi bölgeye duyurduk. E, müracaat eden diğer kooperatiflere de eğitimlerimiz devam ediyor. Yani tabi bu Ticaret Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle öyle biz hadi çıkıp da kooperatife eğitim veremeyiz yani. Öyle evet yetim. efendim. Başka faaliyetler varsa bahsetmek isterseniz onları da dinleriz tabii, sizlerden. Tabii. E, şimdi e, burada e, şöyle bir e, Projeler yapıyoruz durmuyoruz durmayacağız zaten biz Esam Sanatçılar Odalar Birliği'ne geldiğimizde Tuğba Hanım biz şunları şunları yapacağız çemberi halkayı daha da genişleteceğiz diye geldik. Ben birinci dönem ikinci dönem bu üçüncü dönemim otosanatçılar evet. odasında başkanlığım. Ee, orada bir e, hani adiller ya, ya çırahlık kalfalık ustalık e, dönemimiz, e, burada da e, çırahlık dönemimiz e, esnaf sanatçılar odalar Birliği'nde e, oradaki yapmış olduğumuz faaliyetleri de e, burada yapalım diye geldik. E, şimdi burada tabii şu anda dört tane Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Onlar daha açıklanmadı çünkü Avrupa Birliği projeleri yani tamam onaylandıktan sonra Kalkınma Ajansı'yla çalışıyoruz. Oradaki projeler onaylandıktan sonra biz açıklıyoruz. Esnafın mesela şu anda Kalkınma Ajansı'yla yaptığımız bir projemiz var esnafımızın kendini geliştirmesi yetiştirmesi kendini büyütmesi her ne kadar da olsa Tuba'nın biz esnaf sanatkarımız, çıraklıktan kalfalık ustalık yani bütün meslek grupları böyle yani önce çıraklığını yapıyorsun kalfanı ustalığını yapıyorsun. E, tabii ondan sonra bir de kendimizi geliştirmemiz bunun eğitimini almamız gerekiyor. Bunu da esnaf sanatçılar odalar biliyor olaraktan Kalkınma ajansıyla bir proje yaptık o proje onaylandı. Şu anda esnafımıza, sanatkarımıza eğitimler veriyoruz KESOK'ta. Şimdi elektrikli araçlarla ilgili bir projemiz var. İnşallah onu heyecanla bekliyoruz. Yine Kalkınma Ajansı'yla Sanayi, Bak Sanayi Bakanlığı destekli. Burada bu proje çok önemsiyorum. Niye? Artık bütün araçlar e, elektriğe e, dönüyor ister istemez e, 30'lu yıllara vardığımızda çok mazot benzin evet e, kalmayacak demiyorum kalacak ama e, 30'lu 40'lu yıllarda elektrikli araçlar daha da e, çoğalacak. E, bunları e, hemen e, kendimizi bir an önce yetiştirmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili eğitimleri almamız gerekiyor. Bununla ilgili de işte e, projemiz sunduk inşallah kısa sürede onaylanır. Bunda da ilgili eğitimlere başlayacağız inşallah. Şu anda Tuğba Hanım, tabii bizim işimiz inşaat değil kesinlikle. Bu işlerin müteahhitliğini de yapmıyoruz Tuğba Hanım. Ama esnafımızın, sanatkarımızın ihtiyacı olan her şeyin yanındayız. Bunu derken, 1630 sanatçılar Odası kanalıyla yani, e, Toki'ye 1600 konut yaptırdık. Bu 2 artı 1, 3 artı 1 2 artı 1 kimlere? E, yanımızdaki çalışan genç kardeşlerimize, e, kalfalarımıza ustalarımıza. E, 3 artı 1'ler de e, daha böyle e, nüfusu e, çok olan kalabalık ustalarımıza, kalabalık olan e, ustalarımıza şekliyle 4 artı 1 konutlar yaptırdık. E, derken şehir hastanesinin orada Birinci, ikinci, üçüncü etapları teslim ettik. Dördüncü etap 318 konutta şu anda e, devam ediyor inşaatları. Önümüzdeki yıl teslim ettikten sonra 1600 konut bitmiş olacak. Yine KESOP kanalıyla, Esnaf Sanatyalar Odalar Birliği kanalıyla, benim de yönetimde olduğum e, dönemde e, Ahmet Önüş Başkanım vardı benden önce. Hep beraber istişare ettik. E, Otosanatçılar Odası'nda böyle bir şey başardık e, TOKİ kanalıyla. Niye KESOP kanalıyla da de olmasın dedik. E, geçen günlerde 285 konut, 3. tabı onu da teslim ettik. 1800 konutta e, Kayseri Esnaf Sanatçılar Odalar Birliği kanalıyla e, yaptırdık. Üyelerimize, esnaf sanatçılarımıza teslim ettik. Tabii bu TOKİ kanalıyla. ben burada sırası gelmişken, bakanlarıma, başta Haseki Bakanıma, Elitaş Bakanıma, milletvekillerime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onların emeği çok. yerelde ilçe belediye başkanlarıma, Palancıoğlu Başkanıma, Çolak Bayraktar Başkanıma, yine e, Menduh Büyük Kılıç Başkanıma, Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanıma. Onlar bu işlerin önünü açtı. Bugün e, esnafımız, sanatkarımız konut sahibi, ev sahibi oldu. E, ardından sanayiteleri yapıyoruz işte e, Tuğba Hanım. E, tabii ki e, sanayitelerine neden ihtiyaç doğdu? Artık 50 metre, 100 metre iş yerleri bitti. Evet. O tarihlerde evet e, ilk başta Osman Kavuncu e, yapmış e, eski sanayi e, ama 70'li yıllar, 50'li yıllarda e, eski sanayi kurulmuş. 70'li yıllara geldiğinde artık o sanayinin de yetmeyeceği çünkü sıkışmış eski sanayi. Yeni sanayi dediğimiz aslında ağır sanayi olaraktan kurulmuş yeni sanayi bölgesi ama ismi yeni sanayi olaraktan kalmış yoksa ağır sanayi. Buraya büyüdükçe şehir büyüdükçe bu tarafa doğru taşınılmış. Artık o zamanlar en büyük iş yeri 150 metrekare olaraktan yapılmış. Ve bu iş yeri iş yerlere artık ihtiyaca Bizim günümüze geldiğimizde o iş yerleri de artık ihtiyaca cevap veremez duruma geldi. Yetkili servislerle bizim rekabet edebilmemiz için en az 600 metrekare iş yerleri olması gerekiyordu. 600 metre 1200 metreden oluşan sanayi sanayitesini yaptık. Bu sanayi bakanlığı destekli %60 bakanlık desteği, %40'ını üyelerden aldık. Eee aldığımız kredi 2 yıl ödemesiz 11 yıl vade 2 ile bakın böyle bir para hiçbir yerden bulamazsınız. E, ve o birinci etap bitti. Şimdi ikinci etap Yeşil Yurt bölgesine 200 iş yeri yapıyoruz yine. E, orada da inşallah önümüzdeki yıl teslim edeceğiz. Yeşil Yurt bölgesinde İldem, Kaykop, Beyazşehir, Muayene İstasyonu'nda o bölgede olmasından dolayı e, bir de Sivas yolu güzergahı, doğuya batıya giden araçların güzergahı olması şehrimizin içine girmeden hiç yani yeni sanayi şehrin merkezinde kaldı. Oraya girmeden büyük araçların tamiri, bakımı yapılacak. Terk edip gidecekler şehre. Ee, orada inşallah e, Rabbim kısmet ederse önümüzdeki yıl e, anahtarlarını e, teslim edeceğiz oranında. Yine e, ihtiyacı olan odalarımızın e, örnek veriyorum. Yine Altan Aydemir Başkanımla, Lokantacılar, Pastacılar Odası Başkanımla bir proje var. Onu takip ediyoruz onların. Lokantacılar Pastacılar Odası'nın projesi bu. Bizde de esnaf sanatçılar odalar birliği olarak destek veriyoruz bu projeye. Altınay Demir Başkan da zaten başkan vekilimiz Kesop'ta. Evet. Şimdi bu proje ne? Şimdi merdiven altı yerlerde yani esnaf uğraşıyor. Yani neden? Çaresizlikten uğraşıyor. Yani nedir bu? Ya pasta yapacağız, örnek veriyorum. Ee, börek yapacağız, bunu da vitrinde sergileyeceğiz. Yani düşünün, bir iş yerinde yukarıda satış yeri var, altta bodrumda zor imalat yapıyoruz. Yani merdiven altı derken burada kesinlikle yanlış anlaşılmazsın. Şöyle küçük yerler demek Alanı istiyorum. Alan olarak der Yani evet, çünkü şu anda bakanlık öyle. Uygun olmayan yerler de bu imalatları Tabii. yaptırmaz zaten kontroller yapılıyor. Büyük cezalar da var bunların. Ama zor koşullarda çalışıyoruz ben onu demek istiyorum. İnşallah böyle 200 metrenin üzerinde 200-200 metrenin üzerinde e, imalathaneler e, yapılacak. E, bu da Yeşilyurt mevkiinde bizim bu sanayitesinin yaptığımız o mevkide. Ee, güzel e, imalathaneler yapılacak. Orada imalatlar yapılıp gelip burada da e, vitrinde satılacak inşallah. Ee, öyle bir e, çalışmamız var. Ee, lokantacılar, pastacılar odasıyla. Ee, ayrıca e, Tuğba Hanım ilçelerde e, sanayitelerine ihtiyaç var. Çok eskiden, yıllar önce yapılan sanayitelere örnek veriyorum Yeşilhisar'da bir e, sanayitesinin Orada karma sanayitesi oluyor. Biz şehirde e, branşlara göre sanayiteleri, imalatçılar diye yapıyoruz. Ama orada e, örnek veriyorum e, mobilyacı da olacak, de, soğuk demircisi de olacak, otomotiv de olacak. E, bütün sektör yani bir ilçede ne varsa e, bütün sektörü içinde barındıran bir karma sanayitesi e, yapılacak. E, onun içinde şu anda arsası e, milli emlaktan, hazineden... Ee, geçti belediyeye. İnşallah onunla da ilgili bir oradaki e, esnaf odası başkanımızla Haluk başkanımla istişare ederekten belediye başkanımla, eee Belediye Başkanım'la e, istişare ederekten orada biz de biz orada ne yapıyoruz? Tabii ki en büyük sorumluluk burada e, Tuğba Hanım, belediyenin e, çünkü planın, projenin yapılması, önce büyük şehirde 5 binlik planların yapılması, bir ilçede, ilçe belediyesinde 1 bölü binlik planların yapılması belediyeler ilgileniyor. Ama biz de burada bakanlık ayağında bildiğimiz, e, Ankara'da bildiğimiz tecrübeleri, bilgileri e, buraya e, aktarıyoruz. İnşallah orada da e, böyle bir 100-150 iş yeriyle orada yapılacak. E, ardından yine Yahyalımızda bir e, küçük sanayi tesisi yapılacak. Ee, Yahyalı Belediye Başkanım Esat Başkanımın öncülüğünde inşallah biz de elimizden geleni oraya destek veriyoruz. Ardından yine e, Deveri'de bir sanayi sitesine ihtiyaç var, ee, orada çalışma var, ee, orada kardeşlerimiz çalışıyor, biz de onlara destek oluyoruz. Ayrıca galericiler sitesi olaraktan bir kooperatif kurulmuştu, o kooperatifin işte orada galericilerin araçlarını satmaları için. Çünkü binaların altında sağda solda uygun olmayan yerlerde araçlar satılıyor. Bunlar bir yere toplayaraktan inşallah galericiler sitesi yapılacak oraya. Ee, orada da e, yine e, Oda Başkanımız e, Selçuk Başkanımla istişare yaparaktan, Belediye Başkanımız yine e, Develi Belediye Başkanımızla istişareler yaparaktan e, or orada da bir sanayitesi kazandıracağız. Yani biz bunu kazandıracağız derken Tuğba'nın burada yanlış anlaşılmaz. Esnaf Sanatçılar Odalar Birliği'nden oraya para aktaracağız. Biz destek olarak değil. Yani bilgimizi, tecrübemizi şurada da ne yapılması gerekiyor, gerek yok şekliyle de orada biz gerekli bilgileri. Çünkü yaklaşık Tuğba'nın ben oto sanatçılar Odası'nda 2005 yılında göreve geldim. Göreve geldim derken 2005 yılında yönetimdeydim. 2011 yılında göreve geldim. 2007-2008 yılında da kooperatifi kurdum. kooperatifin başkan, başkan olaraktan. O günden bugüne kadar yaklaşık 15 yıldır kooperatif konusunda hele hele küçük sanayi konusunda bir tecrübe oluştu. Sanayi Bakanlığından nasıl kredi çıkarılır? Ondan sonra tabii bu çıkarılır derken ben oraya varıp da kredi istediğimde hemen vermiyor. Hazırda öyle bir şey yok. Bu bakanlarımın e, tabii ki milletvekillerimin desteğiyle oluyor Ankara'ya. Ama milli emlaktan arsa nasıl alınır? Meradan nasıl çıkartılır? Yani e, yolları hepsini öğrendik. E, i̇nanın Sanayi Bakanlığı bile bir ilde sanayi testi kurulacağı zaman Bakanlık e, Kayseri'de Şeyhi Odakır'ı bulun. E, o bizden daha iyi anlatır olayı nedir? Planlardan başlar, arsanın alımından ve işin yapılana kadar nasıl olduğunu bu projenin size anlatır diyor. Geliyorlar burada anlatıyoruz. Kooperatifin kuruluşu şöyle olacak çünkü bu kooperatif küçük sanayitesi yapı kooperatifi olduğu için Tuğba Hanım örnek veriyorum bu kooperatife siz yazılamazsınız. Niye? Bu işi yapmanız gerekiyor. Mesleğinizi icra etmeniz gerekiyor. Yani otomotiv sanayide bir iş yeriniz olacak. Maliye kaydınız olacak. O da kaydınız olacak. Bunların hepsini Anlatıyoruz kooperatif kuruluyor arsa şu şekilde alınacak arsa alınıyor ardından yapım aşamasında bakanlık desteği veya, veya TOKİ desteğiyle iş yerleri yapılıyor gidiyor yani bu şekilde de. Ee, devam ediyoruz Tuba Hanım. Evet, kolaylıklar diliyoruz efendim sizlere. Çok teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, Tuba Hanım, öncelikle e, TV Bir Ailesine çok teşekkür ederim. Bizler Her teşekkür zaman ederiz. bizim İstanbulumuzun sanatkarımızın sesi oluyor. Ee, ahilik kutlamalarımız biraz önceki işte sözlerimizin başında e, tüm esnaf sanatçılarımızın, şehrimizin, ülkemizin e, ahilik haftasını tebrik ediyorum e, esnafımıza, sanatçılarımıza hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bizden çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Gündem Özel programını bugün de noktaladık. İki Başkanı Şeyh Odakır bizlerle birlikteydi. Hem ahilik haftası etkinliklerini konuştuk. Ardından esnaf ve sanatkarın beklentilerini sorunlarını dile getirdik. Ve tabii ki Kesop'un faaliyetleri. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka konu ve konuklarla devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.